Evet Murat abi dün gece All-Star yedekleri açıklandı ve maalesef Alperen'i bu yedekler arasında göremedik. Ben izleyicilerle hızlıca paylaşayım. Batı'nın yedekleri arasında Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard, Karl-Anthony Towns yer aldı. Doğu'da ise Bam Adebayo, Paolo Banchero, Jalen Brown, Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell ve Julius Randle yer aldı. Hem bu All Star yedeklerini hem de Alperen'in performansını değerlendirelim Murat abi. Şaşırttın bu tablo seni? Öyle sorayım. Yani şimdi Doğu'da tartışılacak isimler var. Yani Adebayo çok kötü bir sezon geçiriyor. Özellikle son dönem. Evet. E Bancaro tartışılır. Yani burada Jalen Brunson, Tyrese Maxey ve Donovan Mitchell. Ki Bence dün, tartışılmayacak işim. Dün kanıtladılar. max 50 attı. Mexi 51'i attı. Ee, şimdi burada iki tane sakat var. Büyük bir ihtimalle o oynamayacak. Embiid ve e, Randall. Ama Junior. doğuda. İkisi de. doğuda ikisi de. Maalesef. Ya yani burada hakkı yenenler arasında büyük bir ihtimalle e, yani pozisyonlar farklı olsa da yani e, Trey Young'u alacaklar ve. Boston'dan birini veya Scary Barnes'ı alacaklar. Yani Derek White veya Porzingis eğer biraz daha pozisyonla göre düşünürlerse Porzingis'i alacaklar. Ama sonuçta baktığın zaman Nick Celtics, 76ers, Bucks'tan ikişer oyuncu, Pacers, Cavaliers, Magic ve Miami'den de birer oyuncu. Evet. Şimdi Doğu'da ilk 8 takımda temsil ediliyor sıralamada. Hepsi var. Batıya geldiğimiz zaman esasında tartışabileceğim bir e, isim yok. Evet. Niye yok? Şöyle yok. E, mesela tabii biz Alperene üzüldük. Hak ediyordu. Abi Kings, yani De'Aaron Fox, Sabonistin. özellikle. Hadi Sabonis biraz belki e, istatistikçi ama yani. Öbür tarafta ilk 8 takıma al, almışsın e, en az birer oyuncu. Burada Kings 5. hiç almıyorsun. Pelicans 7. Pelicans'dan da almıyorsun. Yani şu anda da batıda zaten e, sakat olan oyuncu da yok. Hı hı. Yani e, burada da Clippers, Lakers, Suns, Timberwolves'tan birer oyuncu, Mavericks, Thunder, Nuggets ve Warriors'tan e, birer oyuncu. Ha şimdi bu yedekler arasında Alpereni zorladın. Bak doğuda olsak çok rahat yedek seçilirdi. Bana sorarsan. Ama batıda işi daha zor. Batı'da. Abi bir de şimdi batıda hem şey sayısı çok fazla. İşte yıldız Alexander olsun yani yükselişte olan süper yıldız sayısı çok fazla. Anthony Edwards hem de isim çok fazla. Evet. Yani şimdi. Devin Booker... İsim... Stephen Curry... İsim. Hall Takım. of Fame'e gidecek. Direkt. Ki takımda hiç iyi gitmiyor bu e, sene. Kawhi Leonard... Paul George... Bunların hepsi isim. E şimdi... Lakers'dan iki tane alıp... Minnesota'dan bir tane almak da olmaz. E, Cat olmasa Rudy Gobert'i alacaklar. Yani... Ed... E, de çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani şurada yani bu olmamalı, Alperen olmalı diyebileceğimiz yüzde yüz bir isim yok. Yok evet. Maalesef. Şanssızlığı Batı'da olması şu anda. Şanssızlığı Houston'da oynaması. Yani şöyle Houston'da oynaması. Evet Yudoka'nın oraya gelişi inanılmaz bir Tabii ki, büyük şey var. başlattı. Ama ne kadar doğru bir şey var etrafında? En son Steven Adams'ı takasla kadroya katlar abi. Ola Dipoyu gönderip. Bir yani de o, draft hakları vardı. O, o, o Alpen'in yedeği gibi belki. Sakat. Yani onların o fotoğraf altında o sertliğe ihtiyacı var ama tabii evet. ne durumda şeyi onu bilemiyorum. Ee, eğer hemen katkı yapabilecek durumdaysa iyi bir transfer. Ee, tecrübeli bir isim. Üç tane ikinci tur draft hakkı yollamışlar Evet. Alperen'e antrenmanlarda çok şey öğretebilecek birisi. Özellikle de savunmada. Evet. Yani Alperen'in moralini bozmaması lazım. Alperen'in şimdi uzatması geliyor. Bak baksın bir Houston nasıl bir hamle yapıyor. Evet nasıl bir teklif sunacak. Yani etrafını... Yok işte de Denver'ın olduğu gibi yani Denver'da bir yılda o kadroyu yerleştirme doğruya. Evet doğru. Ee, şimdi Jamal Murray'si Jalen Green mi? Bence değil. Ama son haftalarda, son maçlarda çok atıyor, çok atlet, potaya çok rahat gidiyor. Ama Jamal Murray özelliği o değil. O kadar güven vermiyor. Hayır, Jamal Murray yok için varlığından ıı, istifa ederek oynuyor. Evet. Ve Cemal ıı, Murray'nin varlığı yok içeri yarıyor. tabii ki doğru. E Green öyle değil ki. Aynı istikrarda katkı vermiyor maalesef. Yani Alperen'in varlığından kendisine ee, Drive'lar hariç topsuz kat yaptı birkaç kere. Onlar hariç nasıl bir üstünlük sağlıyor ki? Yani step belki şu katıyor. Evet. O açıdan Alperen'in bir onu görmesi lazım. Yudoko onun için büyük bir şans. Hakim Alajuman'ın yazın birlikte çalıştığı çok... E, Yine konuşmuş Alperen'in hakkında. Çok aklında. güzel bir konuşması var. Hı hı. Yani diyor ki Alperen'in bir numaralı silah hangisi desem bilemem. Çünkü o kadar farklı silahları var ki. Orada üçlük de atabiliyor diyor. Üçü daha yüksek yüzdeyle atması lazım. Adedi de eee çıkarmasına gerek yok. Bir yani, daha abi eski basketbolla modern basketbol arasında köprü olarak görüyor Alperen'in evet. e, İkisinden doğru. de parçalar var diyor. O yani. doğru. Çünkü şimdi eskiden yani Bill Walton müthiş pasördü. İstediği zaman Walt Chamberlain müthiş pasördü. Alvin Ayarımız vardı. Zaten Alperen'den sonra en genç 5 e, asist, 9 e, rebound oynayan pivot galiba. Evet, evet. E, ama hiçbirinin e, oyun planı pivot pozisyonunda başlamıyordu. Ondan post hareketleri pivotun takımdaki önemini e, eskilere götürdü. Ama o pas verme kabiliyeti, üçlüğünü de dış şutunu da geliştirirse şimdiki yeni e, pivot beklentilerini de karşılayacak. Çalışsın çok güzel bir başlangıç. Yudoka ile yani Houston'un tabii bulunduğu yerde çok etkiledi e, Alperi'nin aldığı oyları. Artı e, ya hem takım playında bile değil şu anda hem de 21 yaşında onun All star olması için önünde çok daha süre var. Bence şeyi de hakim oldu. İşte o süreyi çok iyi değerlendirsin. Ben şey, J.J. Reddick'e katılıyorum. Yani 5-6 kere en az All-NBA'de seçilebilecek bir potansiyele sahip. Defalarca All-Star olacak. İnşallah hiç sakatlık falan olmaz. İnşallah. O açıdan hiç moralini bozmasın. Houston'da da çok kritik sakatlar oldu. İşte tam takım oldukları zaman... sonuna kadar play-off'ı, play, play zorlasınlar. Alper'in... yani seçilmeme dışında... gayet iyi durumu. Savunmayı da bu sene düzeltti. E Cedi'ye bir iki cümle söylüyorum. Yani, yani Cedi'de rol belli. Yani... Çaylak sezonundan bu yana e, en düşük maç başına dakikayı alıyor. 18.2 ama en yüksekte Genel Şut yüzdesiyle oynuyor. %48.6. Yani sadece iki maç 10 dakikanın altında süre almış. İkisi de 9 küsür. Biri 9.48 biri 9.59 hatta neredeyse 10 dakika. Ve sadece 3 maç 28 dakika üzerinde süre almış. Yani Popovich, sen 10 dakikayla 28 dakika arası her maçta oynayacaksın. Kendini hazır tut, enerjini yüksek tut, tut. Gidişata göre de o süre daha çok 28'e yaklaşır veya 10'a yaklaşır. İyi bir yan parça olarak görüyor yani diyeceğiz. İyi yans. bir yan parça olarak görüyor. Enerjisi çok önemli yaklaşımı yani bence Spurs onu tutacak. Onun da kontratı bitiyor sezon sonunda. Hı hı. Şimdi ne zaman ne kadar oynayacağı hiç belli olmayan diğer Türk oyuncumuza geçelim. Furkan. Furkan. Sakatlıklardan dolayı son 7 maçta sadece bir kez 10 dakikanın altında süre aldı. Bir kez de 20 dakikanın üstünde süre aldı. Şimdi Furkan'ın Bence tam kadro bir 76 Sixers takımında yeri yok. Yani o Onu edecek bir yeri yok. Zaten Max'i 51 sayıyla döndü. Ama... ...şunu iyi kullanı, kullanması lazım. Max'i yokken Nick Nurse ona topu verdi. Evet. Yani o seviyor öyle oynamayı. 13 asist... ...2 top kaybı... ...bu 7 maçta. Gayet iyi. Çok iyi. Ve iyi de bir Golden State maçı çıkardı abi. İşte orada ilk oyunu. defa 20 dakikanın üstüne çıktı. Maç oydu zaten. Evet. Ee, Furkan'ın takas öncesi... E, olası bir takas. İnşallah doğru takıma bir takas. Bu verilen... Yani şimdi ben bir anda DNPC diye döneceğini zannetmiyorum Dursun. Bu verilen 10 dakikayı, 15 dakikayı mümkün olduğu kadar... İyi değerlendirmesi lazım ki birinin dikkatini çeksin. Ya bir takasın parçası olabilir. Ee, tabii şimdi en büyük Minüşgür ne kadar uzayacak belli değil. Onu da konuşacağız değil. abi. Ee, onların da etkisi olacak. Ee, ama en azından takas e, tarihi yaklaşırken süreleri alması ve işte o asist e, top kaybı oranı Furkan için iyi bir fırsat olur diye inşallah umut ediyorum. Bakalım hem Alperen'e pes etmemesini söyleyelim. Evet. İnşallah sene onu oğuzlar görürüz. Hem de diğer temsilcilerimize başarılar dileyelim. Biraz da Joel Embiid konuşalım.